Bugünkü konuğum operatör doktor Utku Erdem Özer, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Bana doktorlar yürüme diyor. Dizim daha çok ağrır diyor. Tam tersi. Ameliyatsız tedavi yöntemi var mı? Robotun farkı burada ortaya çıkıyor. Robotik cerrahinin. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum operatör doktor Utku Erdem Özer, ortopedi ve travmatoloji uzmanı ki hocama hemen ilk annemle ilgili soruyla başlayacağım. Hocam, annemin dizleri çok ağrıyor, kilolu bir hanımefendi. Diyor ki bana doktorlar yürüme diyor. Dizim daha çok ağrır diyor. Tam tersi. Söyler misiniz hocam? Buradan herkese söyleyelim. Şimdi o yaşlarda, Evet, özellikle 70. 70'li yaşlarda, 60'tan sonra da aynı problemleri çok sık görüyoruz. Evet. Burada sorun kıkırdak aşınması. Eklem kıkırdağı çok eşsiz bir yapıda. Ama bazı hastaların, bazı insanlarda erkenden bitiyor. Kıkırdak bitiyor ve kemik kemiğe sürtünme sonucu ağrı oluşuyor. Buna diz kireçlenmesi, kalça dolunca kalça kireçlenmesi olarak ifade Evet. edebiliyoruz bunu. Bunun en sık görülen sebebi yaşlılığa bağlı. Yaş, kilo, değil mi? Olabiliyor Evet, mu kiloda hocam? kilo oluyor çünkü aşırı kilo binen yükleri fazla artırdığı için diz bölgesine ağrı yapıyor. Ama şimdi bu hastaları hareketsiz kılmak çok doğru değil. Evet. Ağrıyı kontrol altına, birazdan konuşacağız onları nasıl kontrol altına Evet, çok merak ediyorum. ağrıyı kontrol altına aldıktan sonra özellikle düz yolda yürüyüşleri, tabii ki merdiven önermiyoruz. Küçük de olsa engebeli bir arazi, yani küçük yokuşları dahi önermiyoruz. Ama düz yolda yürüyüşleri mutlaka öneriyoruz. Bunun sebebi işte hareketsizliğe bağlı bir sürü daha sağlık problemi çıkacak. Ondan önemlisi yine hareket etmeyen hastada kas kaybı olacak ki Evet. bizim istemediğimiz bir durum. Kas kaybı daha çok dizdeki kireçlenmeyi daha da artıracak. Dolayısıyla hastaları bir kısır döngüye sokmaya gerek yok. Dediğim gibi hareketi ağrısı hastanın eklem kireçlenmesinden kaynaklı ağrısı kontrol altına alındıktan sonra mutlaka hareketli bir yaşama döndürmek gerekir. Peki buradan kamu spotu gibi olsun. Çünkü bence bahane ediyorlar. Doktorlar tabii ki öyle bir şey söylemiyor ama hareket etmek istemiyorlar. Belirli bir yaştan sonra Evet. herkes hareket etmeli değil mi hocam? Çok önemli. Peki biraz evvel ucundan bahsettiniz ama eklemler neden kireçlenir? Bu insanın kaderine yazılmış bir şey. Yani doğduğunda DNA'sına yazılı. Ahmet'in, Ayşe Hanım'ın, Ahmet Bey'in eklem kıkırdağı 50 yaşlarda sorun çıkarmaya başlayacak. 60 yaşından sonra da işte diz protezi gibi bir büyük bir ameliyat isteyecek. Operasyon olacak. Yani en sık nedeni bu. Tabii ki mesela trafik kazaları sonucu eklem içi kırıklar, çocukluk çağında geçirilen eklem enfeksiyonları, bir takım iltihabi romatizmal hastalıklar, romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi, bunlar zaten eklemleri tutup harap eden hastalıklar. Eklem içi kırıklar, trafik kazası sonucu, onlar eklemin işleyişini bozup erken kireçlenmeye sebep olabiliyor. Ya da 20'li 30'lu yaşlarda bir spor yaralanması sonucu Tabii evet. menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı gelişmiş, menisküsü dikilememiş, alınmak zorunda kalınmış hasta grubunda da kireçlenme oldukça diz kireçlenmesi oldukça sık görülür. Ameliyatsız tedavi yöntemi var mı? Ameliyatsız tedavi şimdi tabii ki kesin çözümü hala günümüzde diz kireçlenmesinin en son evre diz kireçlenmesinin kesin çözümü altın standart çözümü total diz protezi dediğimiz protez ameliyatı. Ama ondan önce tabii ki hastaları rahatlatmak adına ve hastaların da kendilerinin de yapabileceği, kendilerine bakma anlamında yapacağı bir sürü şey var. Nedir bunlar? Nedir Öncelikle hocam? diz bölgesi kaslarını güçlendirmeleri gerekiyor. Bunu bazı hastalar kendi başlarına yapabiliyorlar ama bazı hastalar hocam yapıyor, yapıyorum ağrıdı. O zaman bir sağlık profesyonelinden fizyoterapist gibi yardım almak, egzersizleri onunla birlikte
yapmak. En önemli, siz de bahsettiğiniz kilo kontrolü. Şimdi o hastalar, hasta grubu zaten hareketsiz. Bir de ağrısı var, depresyona giriyorlar, daha çok yemek yiyorlar. Bir kısır döngü oluşuyor. Buradan hastayı oradan kısır döngüden çıkarmak gerekiyor. Ağrılarına bizim yapacağımız ortopedi uzmanlarının eklem içi injeksiyonlar gibi basitten komplekse doğru bir sürü iğne çeşitlerimiz var. İlla ki az da olsa bir ağrıyı kesebiliyoruz. Son evreden bahsediyorum tabii ki. Kestikten sonra hasta da kendine iyi bakarsa, vücudun en önemli, diz eklemin en önemli kası olan dizde kalça arasında uyluğun ön bölümündeki quadriceps dediğimiz kası güçlendirirse çok fayda görüyorlar. Artı kilo verme, inanılmaz fayda görürler kilo vermeden. Yani bir 5 kilo bile çok fark eder. Peki eklem kireçlenmesinde hangi tür ameliyatlar yapılıyor, tercih ediyorsunuz? Eklem kireçlenmesinin esas ameliyatı total diz protezi dediğimiz. Diz protezi. Önce geçmişte temizlik ameliyatları yapılmış, başka şeyler yapmış. Mesela bu hasta grubuna menisküs yırtığı eğer büyük değilse ama varsa menisküs yırtığı ameliyatı, artroskopik kapalı ameliyatla o ameliyatı dahi önermiyoruz. Çünkü çoğu zaman o menisküsü oradan alınınca daha fazla bir temas oluyor. Eklem kıkırdağı daha hızlı yıpranmaya başlıyor. Hasta bir 5 yıl sonra diz protezi ameliyatı olacakken bir bakıyorsunuz çok ağrısı olduğu için 2 yıl sonra hızlandırabiliyor o tür ameliyatları. Onun için günümüzde diz kireçlenmesinin çözümü diz protezi ameliyatı. Peki robotik diz ve kalça protezi normal protez ameliyatlarından farkı ne oluyor bunların hocam? Burada fark teknolojiden faydalanarak içeriye hastanın dizine ya da kalçasına koyduğumuz özel implantlar, yapay bir eklem oluşturuyoruz. Bunların ilerideki sağ kalımını, yani kaç yıl dayanacak hocam, hep bize sorarlar. Kaç yıllık ömrü var bu protezin? Bunu belirleyen en önemli faktörlerden birisi ameliyat esnasında implantların uygun ve doğru açıda, ideal açıda yerleştirilmesi. Robotun farkı burada ortaya çıkıyor, robotik cerrahinin. Robot bize bu implantları uygulamayı optimize ediyor. Yani en uygun açıda koymamızı sağlıyor. Ameliyat öncesi hastaya bir hazırlık yapılıyor. İşte diz, kalça, ayak bileği, bir tomografi kesitleri alınıyor. Ve bunlar veri merkezinde biyomedikal mühendisler tarafından işleniyor. Ve bize ameliyat esnasında robota yükleniyor bu veriler. Bu veriler robota yüklendikten sonra bize opsiyonlar sunuluyor. Ve biz orada nereden ne kadar kemik kesip implantı kaç derece koyacağımızı görüyoruz robotun ekranında. Dolayısıyla ideal bir şekilde uygulama şansımız var. Peki kimlere o sıvı diz protezi yapılabiliyor? herkese yapılabiliyor mu? Herkese uygun değil. Son zamanlarda oldukça popüler. Evet, çok duyuyorum ben. Yani ismi sıvı diz protezi ama aslında iğne yapıyoruz. Yani çok doğru bir tanımlama değil sıvı diz protezi. Hyaluronik asit viskosüplementasyon. Öncelikle bir özetleyeyim ne tür iğneler yapıyoruz. Evet hocam, ne tür iğneler? Kortizon iğnesi yapabiliyoruz. PRP hastanın kendi kanından alınan iğnelerden yapabiliyoruz. Alınıp hazırlanan PRP iğnesi. Keza hastanın kendisinden alınıp hazırlanan yağdan ve kemik iliğinden oluşturulabilen kök hücre injeksiyonları yapabiliyoruz. Egzozom iğnesi yapabiliyoruz. Egzozomu hastanın kendisinden de alınabiliyor. Doku bankasından da öyle bir alternatif de var. Doku bankasından da alınıp yapılabiliyor. Bayağı iğne çeşidi var aslında. Var. En son Avrupa'da da 2021 yılından beri ruhsat almış, yaygın olarak yapılan bir iğne çeşidi var. Hidrojel iğnesi var. Bunu da Türkiye'de de son bir yıldır ruhsatı var.
hastalar hastanın ihtiyacını önerebiliyoruz. Hangi hasta grubuna yapıyoruz? Yine protez ameliyatı gerekiyor ama hastanın bir takım medikal sorunları var. Anestezi, narkoz alması riskli. O zaman bu iğneyi önerebiliyoruz. Ama dediğim gibi o bir protez değil sonuçta. Ama yani kalıcı çözüm değil tabii. Kalıcı çözüm şu anki güncel tedavilerden en uzun süre dayanabilen bir malzeme var iğnenin içinde. Poliakrilamit adlı bir kimyasal malzeme var. En uzun süre dayanan. Şimdi 5 yıl da var sonuçları yayınlarda, 10 yıl da var ama ne kadar uzun süre dayanacağını çok yeni bir iğne olduğu için öngöremiyoruz. Yani 5 yıl dayandı, sonra 5 yıl sonra tekrar yaptırıp ağrıları mı kesiyor hocam? Evet, ağrıları kesiyor. Yani içeriği düzeltmiyor. Aa, çok merak ettim. Evet, bir dolgu malzemesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve kaybolmuyor. Emilimi yok hiçbir şekilde. Kana bulaşma gibi bir şey olayı yok. Çünkü ben geleyim hocam size ya. Yani annemi getireyim mutlaka. Annenize anlattığınız gibi ise anneniz uygun gibi gözüküyor. Evet. Yani ameliyat da oldu benim annem. Geçmedi mesela. Hala ağrıları var. Ne ameliyatı oldu? Yine işte protez. Protez ameliyatı oldu. Ona uygun değil mesela. Değil bu mi? Yine ameliyat olduktan değil. Sonra iğne olunmuyor mu? Yok. Ha, tamam, onu da öğrenelim. Evet. Protez ameliyatından sonra iğne uygulaması yapmıyoruz. Peki. Ben program sonrası size detaylı konuşacağım hocam. Peki egzozom iğnesi dediniz ya biraz evvel. O iğneyi birazcık bize açıklayabilir misiniz? Şimdi egzozom nedir onu anlatalım. Evet. Egzozom her bir hücrede hücreler arası iletişimi sağlayan biyokimyasal malzemeler. Bunlar genellikle yağ lipid partikülleri, protein partikülleri, işte mRNA tarzı malzemeler. Bunlar özel makinelerle yüksek konsantrasyonda elde ediliyor ve hastanın sorumlu olan bölgesine demin bahsettiğim protez, mesela hidrojeli protez ameliyatı gereken hasta grubuna yapıyoruz. Son evre. Evre 4, kıkırdak hasarı olan, kireçlenmesi olan. Egzozomu da grade 1, 2, 3 gibi eklem kıkırdak hasarı olan, sorunlu olan hastalara yapıyoruz. Farkı o. Yani PRP kök hücre gibi bir endikasyonla uyguluyoruz egzozomu da. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Tekrar bekliyoruz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Evet, bugünkü beraberliğimizin sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.